Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili kardeşlerimiz. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz biz sohbetlerimizde zaman zaman daha önce yaşamış olan büyük zatlardan, Evliyaullah'tan, İslam alimlerinden, yani bu ümmetin büyüklerinden bahsediyoruz. Bu bazı kesimler tarafından, belki bu konuyu çok iyi anlayamayan kişiler tarafından eleştiriliyor. Yani neden hep böyle evliyalardan, alimlerden, geçmişte yaşamış olan insanlardan bahsediyorsunuz? Onlardan bahsetmek bize ne kazandırır, bize ne faydası var? Şeklinde eleştirilerde bulunuyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, geçmişte yaşamış ve şu anda da yaşayan İslam alimleri, Allah dostları, gerçek mürşitler hepsi bizim tarihimizin, kültürümüzün, inancımızın, dinimizin birer zenginliğidir. Yani şimdi ben mesela Hazrat'tan bahsettiğim zaman, Şeyh Muhammed Diyahuddin Kuddisesi ruhunun hayatından, herhangi bir menkıbesinden veya Seyyidah Şeyh Ahmet Hazretlerinin ahlakından bahsettiğim zaman, Seyyidah Şeyh Maşukun Kuddisesi ruhu irşadından bahsettiğim zaman, Seyyid Taha-i Nehri'yi anlattığım zaman, bizler mutlaka bu büyük zatların ahlaklarından, hayatlarından, menkıbelerinden, sözlerinden kendimize birçok dersler çıkarıyoruz. Çünkü inanıyoruz, itikadımız odur ki onlar Allah'ın salih kullarıdır. Allah'ın salih kullarından bahseden, ilk bahseden kimdir? Bu ümmetin içerisinde Allah'ın salih kullarından ilk bahseden kimdir? Size şöyle bir soru sorsam ne cevap verirsin acaba? Yani bu ümmetin içerisinde yetişmiş olan, gerek yaşayan, gerek geçmiş olan, vefat etmiş olan salih kullar, Allah'ın temiz kulları, Cenab-ı Allah'tan sakınan kullar, Allahu Teala'yı seven yollar, seven kullar, Allahu Teala'nın yolunu yol olarak tutan kullar, Cenab-ı Allah'ın rızasını hayatlarının en büyük gayesi haline getirmiş olan insanlar, salih kullardan bahsediyoruz derken. Peki acaba salih kullardan bahsetmek bu dinde, bizim dinimizde, Allahu Teala'nın hak dini olan İslam dininde ne ifade eder? Ne kıymeti vardır veya bahsetmenin dini bir temeli var mı? Niye bunlardan bahsediyoruz? Sevgili kardeşler, biliyorsunuz hepimiz günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Ve 5 vakit namazda okuduğumuz surelerin, okuduğumuz duaların, tesbihatın, efendim söyleyeyim tekbirlerin her birinin birçok anlamlarının olduğunu zaman zaman söylemiştik. Bunların hiçbirisi kendiliğinden ortaya konmuş, çıkarmış olan şeyler değildir. Bunlardan bir tanesi de tahiyyattır, biliyorsunuz. Namazda tahiyyata oturduğumuz zaman o okuduğumuz baş kısmı var ya, Allahümme salli Allahümme barike kadar olan kısım, Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin Miraç gecesi Allahu Teala ile olan konuşmasıdır. Bütün İslam alimleri bu konuda müttefiktirler. Yani bu konuda icma vardır. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu diye başlayan o ve devamı Esselamu aleyke eyyühennemi diye devam eden kısım, Allahümme salli Allahümme barike kadar olan kısım, Allahu Teala ile Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz arasında Miraç gecesi vuku bulan karşılıklı mükalemedir. Bizim keyfiyeti bizce meçhul, hali bizce meçhul olan bir şekilde, bilemediğimiz bir hal üzere, bilemediğimiz bir şekilde, sadece Rabbimin ilminin gereği olarak Rabbim Miraç gecesi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamı huzuruna aldı. Aralarında hiçbir mesafe, uzaklık, herhangi bir şey, bu tür kavramların zaten Allahu Teala ile ilgili olarak düşündüğümüzde bir anlam ifade etmediğini söylemiştik. Cenab-ı Allah'ı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç gecesi gördüğü an onun mübarek ağzından Allahu Teala'nın güzelliği ve büyüklüğünün karşısında ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Tahiyyat, güzellikler, bütün salavat ve bütün tayyibat Allahu Teala'ya mahsustur diyor. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesi Allahu Teala'yı gördüğü an ağzından çıkan ilk cümledir. Peki o Rabbine, Rabbül Alemine böyle hitap ettiği zaman Allahu Teala Habibi Azama, yani en büyük sevgiliye ne diyor?
Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi berekatuhu. Selam, rahmet ve bereket sana olsun ey peygamber diyor. Ey nebi diyor. Sevgili kardeşler, peki Allahu Teala ona selam verdiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbül Alemin'in selamına nasıl cevap veriyor? Hepiniz biliyorsunuz. Küçükten büyüğe, 7'den 70'e herkes biliyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin buyuruyor. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dinin içerisinde, bu dinin nakilleri içerisinde, bu dinin rivayetleri içerisinde Allah'ın salih kullarından ilk bahseden zat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın ona olan selamını selam bize, selamu aleyna bize ve ala ibadillahi salihin ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyor. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birçok zamanlarda, birçok vesilelerde alimlerden, salihlerden, zahidlerden, vera ehlinden, takva sahiplerinden bahsetmiştir. Ve onları mesh etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlarla iftihar etmiştir. Kur'an-ı Kerim birçok yerinde Allah'ın salih ve temiz kullarından, Cenab-ı Allah katında Allah'ın misafiri olarak ağırlanacak olan takva sahiplerinden bahsetmiş. Rabbül Alemin ve onun büyük elçisi Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salih kullarını bu kadar methedip bu kadar değer verirken bizim zaman zaman onlardan bahsetmemiz, onların hayatlarını, hallerini, ahlaklarını ve menkibelerini tabii ki hikaye olsun diye değil, masal anlatmak için değil, avunmak veya avutmak için değil, haşa böbürlenmek, kibirlenmek için değil, başkalarına benim şeyhim böyleymiş, bizim silsilemizdeki zatlar böyleymiş diye üstünlük taslamak gibi bir niyetle değil. Ama bakın bu din o kadar büyük bir dindir ki nasıl daha önceki kavimlerde Allahu Teala peygamberler gönderiyordu, nasıl Beni İsrail'e Cenab-ı Allah peş peşe hep nebiler, resuller göndermiştir. Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatemül Enbiya olmasından dolayı, peygamberlerin sonuncusu ve mührü olmasından dolayı artık peygamber göndermeyeceği için Allahu Teala peygamberlerin yerine bu ümmeti ıslah edecek, irşad edecek, hatalarına engel olacak, onlara doğruları anlatacak, onlara Allahu Teala'yı hatırlatacak, salih, kamil ve mükemmel olan zatları gönderecektir demişti. Gönderiyor ve gönderecektir bundan sonra inşallah. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra hepimiz biliyoruz ki peygamber gelmeyecektir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı üzere olan, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sıfatları üzere olan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetine mütabaat eden, bunu hayatlarının tek düsturu haline getiren ve her konuda, her halükarda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhabbetini, sevgisini, mütabaatını bizim gözlerimizin önünde bize sergileyecek olan bu büyük zatlar. Bunlardan bahsetmek, Allah'ın salih kullarını görmüş olmak, tanımış olmak, onları methetmek hepimiz için bir iftihardır sevgili kardeşlerimiz. Yani Allah'ın salih kullarından niye bahsediyorsun? Evet doğru, kendinden bahsetmek isteyen insan için, kendini ön plana çıkarmak isteyen insan için, kendi methenin veya şöhretinin peşinde olan bir insan için elbette ki Şeyh Abdurrahman-ı Tahi Kudüs'ü Ruhu bahsinden bahsetmek, onu methetmek, onun sıfatlarını anlatmak elbette ki o insan için anlamsızdır. Kendine çalışan bir insan için bundan 50 sene, 100 sene, 70 sene, 200 sene, 300 sene önce yaşamış olan bir zattan bahsetmek tabii ki anlamsızdır. Tabii kendini anlatmak ister. Tabii ki kendini methetmek ister. Bu tabii ki biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki şifası mümkün olmayan bir hastalıktır. Biz geçmişimizde yaşayan bu büyük zatlardan, İslam tarihinin ve toplumumuzun, İslam ümmetinin birer zenginliği olan bu büyük zatlardan, Allah'ın salih kullarından bahsetmekle iftihar duyuyoruz ve bunu ölünceye kadar da, son nefesimize kadar da bahsetmeye devam edeceğiz.
Bir kere zikru salihin. Hadislerde zikru salihin olarak geçer bazı rivayetlerde. Allah'ın salih kullarından bahsetmek, onları zikretmek, onları anlatmak, bulunan ortama, o cemaate mutlak surette rahmetin, huzurun, huşuun nazil olmasına, inmesine sebep olur. Bir de Allahu Teala'nın salih kullarını zikretmek insanın kalbine mutlaka Allahu Teala'nın hatırlanmasını getirir. Çünkü onlar Allah'ın sıfatlarıyla, renkleriyle Cenab-ı Allah'ın rengine boyanan insanlardır. Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Hiç Allah'ın rengi olur mu? Allah'ın rengine boyanır mı? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de boyanacağını söylüyor. Öyle insanlar vardır ki Allah'ın boyasıyla boyanırlar diyor. Rengi derken yanlış anlamayınız. Allah'ın boyasına boyanmak, Allah'ın istediği sıfatlarla kendini süslemek, Allah'ın istediği sıfatlarla ahiret için kendini güzelleştirmek demektir. Sibgatallah ve men ehsenu minallahi sibge. Allah'ın boyası diyor Kur'an-ı Kerim o insanlardan bahsederken. Ve men ehsenu minallahi sibge. Kim Allah'ın boyasından daha güzel bir boyayla boyanır. Bu kavram sibgatullah, Allah'ın boyası o kadar sevilmiş ve tutulmuştur ki bu ümmetin birçok ferdi çocuklarına, evlatlarına bunu isim olarak vermişlerdir. Mesela Gavs-ı Hizan Hazretleri nedir onun ismi? Gavs-ı Hizan. Seyyid Sıbgatullah Arvasi diyoruz. Seyyid Sıbgatullah Allah'ın boyası demektir. Sıbgatullah'ın manası odur. Gavs-ı Hizan elhamdülillah biliyoruz ki elhamdülillah o ismine layık olmuştur. Ve bu ümmetin, bu alimler zincirinin, bu veliler zincirinin en büyük halkalarından birini oluşturmuştur ve hepimizin, bizlerin de zamandaki insanların da iftiharı olan bir zat olmuştur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de vera ehlinden bahsediyor. Allahu Teala takva sahiplerinden bahsediyor. Yani Cenab-ı Allah'ın bu salih kulları anlattığı yerler Kur'an-ı Kerim'de o kadar çoktur ki saatlerce bunlarla ilgili delilleri anlatmaya kalksak herhalde bitiremeyiz. Yani Kur'an bu kadar yer vermiş. Mesela Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz insanları üç sınıfa ayırıyor. Bu sınıflardan bir tanesi, Allah hepimizi onlardan korusun, Ashab-ı Şimal'dir. Ashab-ı Şimal nedir? Amel defterleri sol ellerinden veya sırtlarından, arkalarından verilecek olanlardır. Allah hiçbirimizi onlardan eylemesin. Neuzübillah, Rabbim bizi onlardan muhafaza etsin, uzak tutsun. Bizim kalbimize amel defterleri sol ellerinden verilecek olanların sevgisini bile, yakınlığını bile Cenab-ı Allah bize nasip etmesin. Allahu Teala küfre karşı her türlü buğzu ve tebelliği kalbimize yerleştirsin. Biz küfrün hiçbir çeşidini bir diğer çeşidine ne tercih ederiz, ne beğeniriz, ne severiz, ne de taraftar oluruz, ne de küfrün hiçbir şeklinin yandaşı olamayız. Neuzübillah. Ne küfrün ne kafirlerin. Bir de buna ashab-ı şimal deniyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki ikinci sınıfta ashab-ı yemindir. Ashab-ı yemin amel defterleri sağ ellerinden verilecek olanlardır. Yani iyilikleri kötülüklerinden daha fazla olan insanlar. Yani ibadetlerine dikkat etmiş, haramlardan uzak durmaya çalışmış, mekruhlardan uzak durmaya çalışmış. Cenab-ı Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye gayret göstermiş. Hataları olsa, kusurları olsa bile, bir kısım yanlışları olsa bile en azından tövbe etmeyi bilmiş. Cenab-ı Allah'ı sevmiş, Allahu Teala'ya saygı duymuş. Bir şey yapamasa bile bak bu farzdır denildiği zaman evet yapamıyorum ama Allah'ın emridir, benim Rabbimin farz kıldığı bir şeydir deyip teslim olmuş olan insanlar. Ashab-ı yemin, müminler, iman etmiş olanlar. Bir de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de üçüncü bir sınıf insandan bahsediyor. Bu üçüncü sınıf insanlar kimdir? Sabikun diyor. Sabikun. Öne geçmiş olanlar, ileri gitmiş olanlar. Yani bu çok büyük bir kavramdır. Düşünürseniz Kur'an'da bahsedildiği itibariyle hepimizin içerisinden çok daha bizi geçmiş, sabkat etmiş, öne geçmiş, bizi geride bırakmış olanlar. Allahu Teala bunları methediyor. Ve bunlar o kadar Allah katında kıymetlidirler ki sevgili kardeşlerimiz, sabikuna amel defterlerinin leriyle ilgili bir şey anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ne sağ ellerinden verilecek diyor, ne şöyle diyor, ne böyle diyor. Amel defteri konusu sabikunda geçmiyor.
Çünkü o sabikun dediğimiz zatlar, yani mukarrabun olanlar, ebrarlar, zahitler, abidler ve hepsinin üzerine elbette ki mukarrabun ve arif olan zatlar. Bunlar belki ahiret günü Cenab-ı Allah amel defterlerini onlara vermeyecektir bile belki Rabbül Alemin. Kur'an'da böyle bir nakil yok. Böyle bir şey yok. Evet, herkesin ameli mektuptur. Herkesin ameli yazılmıştır. Herkese kiramen katibin şahitlik edeceklerdir. Amellerini yazan meleklerin hepsi kıyamet günü şahitlik edecektir. Ama ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de sabikunla öne geçmiş, sabkat etmiş, ileri gitmiş, Allah'a ibadet etmekte, Allah'ı sevmekte, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma konusunda çok daha fazla gayret göstermiş olan bu sabikunlarla ilgili amel defterleri nasıl verilecek, sağ ellerinden mi verilecek, verilecek mi, mahşer meydanına direkt mi getirilecek onların defterleri ayrıca bu konuya Allah belki onlara o kadar kıymet verecek ki belki amel defterlerini taşımayı onlara yük etmeyi bile Cenab-ı Allah onlara layık görmeyecektir. Yani Cenab-ı Allah onları ondan bile belki müstağni kılacaktır. Elbette ki herkesin ameli gelecek. Hesap günü herkes hesaba çekilecek. Ama kısa ama uzun. Ama zor ama kolay. Herkes hesaba çekilecek. Lakin sabikunla ilgili amel defterleriyle ilgili bir şey yok. Sabikun da Kur'an-ı Kerim'de ikiye ayrılıyor. Yani bunların sınıfları, çeşitleri, daha sonra alimler bunları anlatmışlar, tarif etmişler. Ben Kur'an-ı Kerim'deki kısa ve özlü anlatım üzerinden gidiyorum. Bunlardan bir tanesi ebrardır. Ebrar demek bir sahipleri, bir iyilik demektir. Yani hep güzel şeyler yapan, iyi şeyler yapan. Yani birinin kalbini kırmak, kötülük yapmak, birine zarar vermek, birinin arkasından konuşmak veya haram yemek, yanlış yollara sapmak, günah işlemek, haram işlemek gibi konulardan kendini uzak tutan hem Rabbine karşı, hem nefsine karşı, hem de insanlara karşı hep iyi ve güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar. Yani ebrar iyilik sahipleridir. Amel defterlerinde iyilikleri, güzellikleri, hayırlı işleri çokça yazılmış olan ve çokça bunları yapmış olan insanlar demektir. Ben amel defterleriyle ilgili bir şey yok ama amellerinde, hayatlarında, nihayetinde iyilikleri çok fazla olanlar ebrar deniyor. Ebrara Cenab-ı Allah bir içecek ikram edecektir. Onlara ikram edilecek olan bir şarap vardır. Şarap içecek demektir. Şarap kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilir ama bizim bildiğimiz şarapla aynı anlamda değildir. Kur'an-ı Kerim'de haram olan içkinin, şarabın adı hamırdır kelime olarak, hamr olarak geçer. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de şarap olarak bahsedilen şey cennette ve ahiret günü ikram edilecek olan mübarek bir içecektir. Bir ikram olarak, Rabbinin ikramı olarak verilecek olan bir içecekten bahsederken şarap kelimesi kullanılır. Evet, rahik diyor ki rahik isminde bir şey onlara, bir içecek onlara ikram edilecektir, ebrara. Peki rahikin özelliği nedir? Rahik bütün güzelliğini, tadının bütün özelliklerini Tesnim ismindeki bir şaraptan almıştır. Mizacuhu min tesnimin diyor ayet-i kerime. O rahikin içerisinde bir miktar tesnim şarabı vardır diyor. Yani az bir tesnim şarabı ona karıştırılmıştır ve o rahik böylece çok güzel bir içecek haline getirilmiş. Allah-u Teala onu bir sahiplerine takdim edecektir. Sabikun dediğimiz o insanların, o kıymetli büyük insanların, o önder olan insanların, o Allah'a yakın olan insanların ikinci sınıfı ise mukarrabundur. Mukarrabun demek Allah'a yakın olanlar demektir. Peki mukarrabunun özelliği nedir? Allah-u Teala cennette, ahirette, mahşer gününde, kıyamet gününde onların halinden bahsederken onlara saf teslim şarabı ikram edilecektir diyor. Yani düşünün, bir yanda hepiniz kabirlerinizden çıkarılacaksınız. Önce bunun hesabını yapın. Herkes otursun kendi için düşünsün. Herkes otursun kendi yarını için düşünsün. Bir, mezarından çıkarıldığın an ki nasıl çıkarılacağını dahi bilmiyorsun. Kur'an-ı Kerim bir kısım insanların kıyamet günü mezarlarından ama olarak, kör olarak diriltileceğini söylüyor.
Düşünebiliyor musunuz? Şu anda etrafınıza bakıyorsunuz, görüyorsunuz her şeyi. Kıyamet günü bir surun üflenişiyle mezarınızdan çıkarılacaksınız ve iki gözünüz görmüyor. Hiçbir şey görmeden mahşer meydanına sevk edileceğinizi düşünün. Allah hepimizi korusun. Onlar diyor, o mezarlarından ama ve kör olarak diriltilenler, ya Rabbi biz dünyada gören insanlardık dediklerinde, Cenab-ı Allah onlara diyecek ki sizin kalpleriniz kördü. Hakikatleri göremediniz. Allah'ın kıymetinin her şeyden üstün olduğunu göremediniz. Dünya ile ahiretin tartısını, terazisini düzgün tutamadınız. Bir haramla, bir günahla karşılaştığınız an Allah'ı unuttunuz. Günahların ve haramların zevki karşısında kendinizi tamamen kaptırdınız. Nefsinizin kölesi oldunuz. Nefsinize esir oldunuz. Bütün şu vücudunuzu, bedeninizi, size imtihan için verilen şu bünyenizi siz nefsinizin oyuncağı haline getirdiniz. Nefsinizin hizmetkarı ettiniz. Kalbiniz kördü. Bu gerçeği görmüyordunuz. Dünyanın geçici olduğunu görmüyordunuz. Gerçek yurdun ahiret yurdu olduğunu görmüyordunuz. Her Allah'ın günü mahallenizden, evinizden, ailenizden, akrabanızdan toprağa düşüp gömülenleri görmüyordunuz. Habire çevrenizden ahirete gidip bir daha dönmeyenleri anlamıyordunuz. Şehrinizin bir köşesinde, bir kıyısında bulunan mezarlıklardan ibret almıyordunuz. Kaç tane şehir, kaç tane kasabanız o mezarlığın içinde toprağın altında gömülü bunu bilmiyordunuz. Bunlar sizi etkilemiyordu. Ders almıyordunuz. İbret almıyordunuz. Ölüm aklınıza gelmiyordu. Hesap sizi korkutmuyordu. Yani kalbiniz kördü. Bu yüzden bugün siz mahşer meydanında da kalbiniz kör olduğu için dünyada, ahirette gözleriniz ama olarak haşredileceksiniz. Allah-u Teala hepimizi böyle bir şeyden korusun. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza etsin. Yani şu dünya hayatında biraz gayret göstersen, biraz çaba göstersen, günde bir saatini, iki saatini Rabbine ayırsan, bizim tasavvuf, tarikat, Allah'ın temiz kullarının yolunda gitmek, Allah'ın salih kullarının peşinden gitmek, bir de bu zatlardan hep bahsede durmamızın sebebi bunların bize örnek olması içindir. Şimdi desek ki evliyalar vardı, keramet böyledir, mucize böyledir, hepiniz böyle durup bakacaksınız değil mi? Ama sizin gözünüzün önünde insanların gördüğü, örnek aldığı, böyle insanların hakikaten seyreylediği, öyle diyelim, salih kullar olunca, ha, Allah'ın salih kulu olmak, Allah'ın velisi olmak, Allah'ın yakın kullarından birisi olmak demek ki bir hayal değil, bir hikaye değil, bir masal değil. Her devirde, her zaman Allah'ın dostları, İslam alimleri, Allah'ın salih kulları, bu ümmetin mübarek insanları ola gelmiştir, gele gelmiştir diyeceksiniz. Yani bu zatları bilmek, bu zatları tanımak, efendime söyleyeyim, bunların peşinden gitmek sevgili kardeşlerimiz, bunları sevmek, bunları örnek almak, bizim Müslüman olmamızın, İslam dinine mensup olmamızın bir gereğidir. Allah'ı sevmenin bir gereğidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bilmediğiniz şeyleri zikir ehlinden sorunuz diyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de defalarca bunu söyledik. Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir diyor. Sen o zaman bir alim göreceksin. Allah'tan hakkıyla korkan birini gör ki Allah'tan nasıl korkman gerektiğini bil. Şimdi vallahi gidin, billahi gidin, meyhanecideki sarhoşa sorun, Allah'tan korkuyor musun? Elbette korkuyorum. Kim korkmaz ki diyecek, ama o içkisini içmeye devam edecek. Zina edene sorun, Allah'tan korkuyor musun? Korkuyorum. Korkuyorum ama o pis fiiline de devam edip duracak. Yani günah işleyen bir insana da sorduğunda Allah'tan korkuyorum diyor. Ama boş söz, arkası boş bir laf, hiçbir mana ifade etmeyen, şahidi, delili, kanıtı olmayan boş bir kelam. Arapça ifadeyle kelam fadi, boş söz. Doğru mu? Boş söz. Hiçbir anlamı yok, hiçbir kıymeti yok. Ben Seydamullah Muhyiddin Kudüs'e Sirru Hazretlerine askerdeyken her hafta sonu gider gelirdim. Bir seferinde böyle bir kısım hatalarım olmuştu. Yani bazı gevşekliklerim olmuştu. Böyle kendime yakıştıramadığım bazı şeyler olmuştu. Gittim, köye gittim ama böyle akşam üzeriydi. Akşam namazında az bir şey vardı. Kendi kendime yolda düşünüyorum. Ya Rabbi ben şimdi Seyda'nın huzuruna nasıl oturacağım? İnanın bu büyük zatlarla bir bağlantınızın olması
bakın inanın çoğu zaman kendinize çeki düzen vermenize daha fazla yarıyor. Yani Allahu Teala'ya hepimiz inanıyoruz. Hepimiz Allah'tan korkuyoruz. Ama her türlü hatayı da işlemeye devam ediyoruz. Bir şeyleri öteliyoruz, bir şeyleri ileriye atıyoruz, bir şeyleri sonraya atıyoruz, bir şeyleri uzağa atıyoruz, uzağa. Allah'ın yakınlığını hissedemediğimiz için, böyle bir yakınlık duygusunu hiç yaşamadığımız için birçok şeyler bize gaib gibi kalır, uzak gibi kalır. Hepimiz böyleyiz. Bunu inkar etmeyiniz. Halimiz budur. Yani gittim, nasıl Seyda'nın yüzüne bakacağım? Nasıl onun huzuruna çıkacağım? Nasıl onunla konuşacağım? Nasıl Seydam ile yüz yüze geleceğim filan. Düşünün yani bu böyleyiz. Bu insan olmanın bir hakikatidir. Kimse başka bir şey anlatmasın bize. Hiçbir anlamı yok. Neyse akşam ezanı okundu. Seyda akşam namazında bile ilk sünneti vardır. Böyle ezanla kamet arası okunan bir sünnet. Genelde sünnet gereği sünnetlerini evde kılar. Namaza kamet getirilmeden birkaç dakika önce mescide gelirdi. Camiye gelirdi. Neyse Seyda geldi camiye, farza durulacak. Kamet getirdiler. Ben böyle bir şey vardı, sütunlar vardı caminin içerisinde. Yani şeyler, duvar şeyleri vardı, dayanakları vardı. Böyle birinin arkasına saklandım. Yani bir sütunun arkasına böyle gizlenir gibi yaptım. Ki Seyda beni görmesin, onunla yüz yüze gelmeyeyim diye filan. Geçti mihraba, tekbir getirdi, namazı kıldı, namaz bitti. Tesbihat yapıyoruz ama ben hep böyle bir şey, bir sütunun arkasına gizlenmişim. Hafifçe ikide bir böyle yüzümü çıkarıp böyle bir Seyda'yı görüyorum, tekrar saplanıyorum. Ve kendi kendime diyorum ki ben nasıl Seyda'nın huzuruna çıkacağım? Utanıyorum. Bakın bu yani bir şeyi yakinen bilmek. Hakkal yakin dedikleri şey var ya, ilmel yakin dedikleri şey var ya. Gözünün önündeki bir şeyden çekinmek. Bu insan olmamızın, bizim birçok zaafiyetimizin bir gereğidir. Veya kendimizi aldatmamızdan kurtulmanın bir yoludur. Hani şeytan her günahta yüzünüze bir tokat atılsa kim günah işler ki? Her tokatta gözlerinizin içerisine bir ateş parçası konsa kim harama bakar? Kim günah işler? Veya her içki içisinde bütün ağzınız yansa ateşlerle dolsa kim bir daha haram işleyebilir? Günahlarımızın ertelenmesi, cezamızı hemen görmememiz bizim için gaflete sebep oluyor. Bizim için Allah'ı unutmamızın bir mazereti haline geliyor. Aynen bu da onun gibidir. Yani Seyda'dan korktun, Allah'tan korkmadın. Seyda'dan çekindin, Allah'tan çekinmedin gibi sözlerle gelmeyiniz. Herkes dönsün kendi hayatına baksın. Herkes dönsün kendi hakikatine baksın. Herkes dönsün kendi haline baksın. Ben böyle sonra tesbihat bitti, dua bitti. Baktım Seyda bir şeyler konuşuyor. Bir şeyler konuşuyor. Acaba ne? Halbuki hiç adeti değildi. Tesbihat ve dua biter bitmez kalkıp sünneti kılardı. Evvabin kılardı. Sonra rabıtaya otururdu. Ben böyle hafifçe böyle başımı çıkardım. Baktım kendinden bahsediyor. Konuşuyor. Cemaate anlatıyor yani. Ben o kadar günahkarım ki dedi. Benim o kadar çok Rabbime karşı kusurlarım var ki dedi. Vallahi billahi inanın. Böyle bir kendisiyle ilgili birkaç cümle kullandı. Sonra dedi ki ruh reşim dedi. Zamanının en büyük alimiydi. Ruh reşim dedi. Yani bu Farsça, Kürtçe bir ifade. Benim yüzüm kapkaradır dedi. Yüzüm kapkaradır. Nasıl Allah'ın huzuruna bu simsiyah yüzümle çıkacağım dedi. Ve ağlayarak yerinden doğruldu, yüzünü döndü sünnette. O kendi günahkarlığını anlatırken bana bir cesaret geldi. Cahilin cesareti. Ya dedim demek o da günah işiyormuş. Hepimiz işiyoruz. Beni anlattığının farkında değildim o anda. Benden bahsettiğinin farkında bile değildim yani. Düşünün. Bu zatlar böyle. Seyda-i Tahi, Şabdurrahman-i Tahi, Kudüs-i Ruhu bir gün Gavs'ın huzuruna giriyor. Tam huzuruna girdiği an Gavs içeride yalnız oturuyormuş. Gavs-ı İzan, Kudüs-i Ruhu. Seyda içeri girince Gavs'ın mübarek ağzından bir kelime dökülüyor. Sifa sivadul vecihi fiddareyni dermiş. Ey yüzü her iki cihanda kapkara olan dermiş. Seyda-i Tahi Gavs'ın kendisine böyle hitap ettiğini düşünüyor. Hemen dışarı çıkıyor, kapının önünde yere çömeliyor ve ağlamaya başlıyor. Diyorlar Molla Abdurrahman ki Seyda'nın daha Gavs'ın yanına yeni gittiği zamanlar niye böyle ağlıyorsun?
Diyor şeyhim bana yüzü, ben içeri girer girmez, ey yüzü her iki cihanda da kapkara olan derviş dedi. Nasıl ağlamayayım deyince omuzunu okşuyorlar, diyorlar öyle değil. Abdurrahman kal. O Gavs'ın adetidir, bazen kendi kendine öyle söylüyor. Kendini kastediyor. Sivadül vacihe fiddareyni ey derviş dediği zaman. Bizim gördüğümüz zatların hepsi böyleydi. Hiç kimse kendine ve ahiretine güvenmiyordu. Hiç kimse kendini beraatını eline almış olarak kabul etmiyordu. Korkuyorlardı. Sevdikleri kadar korkuyorlardı. Allah'ı sevdikleri kadar da Allah'tan korkuyorlardı. Allah'tan korktukları kadar da Allah'ı seviyorlardı. Onlar hiçbir zaman bu dengeyi bozmadılar. Şimdi bu zatlar olmasa, biz bunları görmesek, bunların bu hallerini bilmesek, bu hallerine şahit olmasak, bu salih kullarının ahlakını bilmesek, inanın bir vakit namaz kıldığımızda sanki cennetin bize mecbur olduğunu zannetmeye başlarız. Yok mu çevremizde öyle insanlar? Çok var, biliyorsunuz. Allah-u Teala bizleri büyük zatların, salih kulların ahlaklarıyla ahlaklandırsın. Yani benim babam, şimdi bahsetmekten bazen çekiniyorum. İnsan bazen haya ediyor. Babam bazen öyle bir kendi bir şey olurdu mesela, annemle falan hep oturuyoruz. Kendinden öyle bir şekilde bahsederdi ki, yani kendi şeyinden. Annem döner derdi ki, Seyda derdi anneme, ben seni bilmesem, vallahi seni bu sözlerini dinlediğimde acaba gizli gizli yerlerde günahlar mı işliyor? Kendi kendine bazı hataları mı var derdim diyor. Ama gözümüzün önündesin ki çocukluğundan beri seni herkes biliyor ve tanıyor. Çocukluğundan beri. Çocukken bile Müslüman olabilmek. Çocukken bile salih olabilmek. Salih bir şekilde yetişebilmek. Bir gün bir şey oldu. Rahmetli babam rahmetullahi aleyh salihlerin, Allah'ın salih kullarının hallerini anlatayım. Böyle bir oyun, bir şey biz oynuyorduk. Bir şeyden bahsettiler. Böyle böyle bir oyun var, oynanıyor filan diye. Neydi bilmiyorum. Babam dedi, Subhanallah dedi. Dünya ne kadar değişmiş dedi. Biz dedi mahallemizde çocukken dedi oynamak için dedi herkes önüne bir çukur açardı yol şeyde bahçede, sonra yanımıza taşlar yağardık, derdik ki her bir taşla bir salavat-ı şerife çekip o taşı o çukura koyacağız. Belli bir zaman koyuyorduk, herkes yapıyordu, sonra çukurdaki taşları çıkarıp sayıyorduk. Kim ne kadar salavat-ı şerife çekmiş, eğer kimin salavat-ı şerifesi çok olsa onun o yarışmayı kazanan, o oyunu kazanan o olurdu. Ne kadar temiz bir dünya. Bir köyde, Diyarbakır'ın Hazlı ilçesinde işte bir mahallede, bir bahçede, belki bir kırda, bir yerde üç tane, beş tane çocuk eğleniyorlar, oynuyorlar. Ama oynarken Allah'ı seviyorlar. Oynarken, eğlenirken bile Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salatu selamı kendi zaman geçirmelerinin en güzel sebebi haline getiriyorlar. Böyle büyüyen bir çocuk böyle bir alim olur. Böyle büyüyen bir insan. Yani bu çoğu zaman böyledir. Allah'ın salih kulları özeldir. Cenab-ı Allah belli bir süre emek göstermişlerdir. Bir süre sonra da Allah onlara yol göstermiştir. Onlar kendilerini bir yere kadar korumuşlardır. Bir yerden sonra Allah onları korumuştur, muhafaza etmiştir. Bu yüzden biz onlarla aynı değiliz. Biz kendimizi onlarla aynı kefede göremeyiz. Yani ahirette her insan Allah'ın huzurunda, ahirette kıyamet günü herkes aynıdır diye bir şey yok. Allah herkese farklı ikram edecektir. Allah'ın ikramı demek Cenab-ı Allah'ın o kulu ağırlaması, Cenab-ı Allah'ın o kula kıymet vermesi demektir. Kur'an-ı Kerim her kulun bu konuda eşit olmadığını söylüyor. Ama nedir? Zengin olan değil, makam mevki sahibi olan değil, çoluk çocuk sahibi olan, ailesi, aşireti, arkası güçlü olan değil. İnne ekremekum indallahi yetkakum. Siyah veya beyaz olan değil. Boyu bosu uzun, büyük, iri yarı olan değil. Güzel olan değil. İnne ekremekum indallahi yetkakum. Allah katında en çok ikram görecek olanınız, en çok değer görecek, değer verilecek olanınız, Allah'tan en çok sakınanınızdır. En çok mukrem olacak olanınız, en çok muttaki olanınızdır. Ne kadar Allah'tan sakınırsan, ki bunun en güzel yollarından birisi Allah'ın salih kullarını örnek almaktır. Çünkü onlar Allah'a giden yolu bilen insanlardır.
Biz o yüzden işte büyük zatlardan, şeyhlerden, üstadlarımızdan, evliyalardan bahsederken bundan dolayı bahsediyoruz. Bir kere bir şeyi hiçbir zaman unutmayınız. Bu tasavvufta, bu Nakşibendilik tarikatında, bilhassa bu yolda hatme var, rabıta var, sohbet var, vird var, işte zikridir, sohbetidir, her şeyiyle. Bu tarikatta hiçbir şey, ne mürid, ne şeyh, ne tesbih, ne hatme, hiçbir şey Kur'an'ın ve sünnetin veyahut Allah'ın ve Resulünün karşılığı değildir. Bunu özellikle aklınıza sokmanız gerekir. Hiçbir şey Allah'ın ve Resulünün karşılığı değildir aleyhissalatü vesselam. Bütün bunların hepsinin sebebi bir mürşide bağlanmak, bir mürşidin emrine girmek, bir mürşide mütabaat etmek, bir mürşidi sevmek. Bunların hepsi sizin nefsinizle olan kavganızın silahlarıdır. Bunların hiçbirisini Allah'ın ve Resulünün aleyhissalatü vesselam mukabili, karşılığı değildir. Bu yüzden tasavvufla ilgili bütün tenkitleriniz boşadır ey tasavvuf inkarcıları. Söylediklerinizin hepsi kendi kendinizi sonra toplumu aldatmaya yönelik şeylerdir. Ben şeyhimi severken bu sevginin Allah'ı ve Resulünü sevmenin yerine geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Ben şeyhimi, mürşidimi severken kendi nefsimi sevmekten vazgeçmek için Allah'ın salih bir kulunu seviyorum. Kendimi sevmenin yerine Allah'ın salih kulunu seviyorum. Kendimi sevmekten kurtulmak için Allah'ın sevdiği bir kulu seviyorum ki o sevgi biliyorum ki beni Allah ve Resulünün sevgisine götürecek en güçlü bir vasıtadır. Demek ki bu tarikatın hiçbir şeyi dinde esas ve asıl olan şeylerin karşılığı değildir. Hiçbir şey namazın yerine geçmez. Hiçbir şey Kur'an'ın yerine geçmez. Hiçbir şey sünnetin yerine geçmez. Bilakis bunların hepsi Kur'an'ın ve sünnetin, Allah'ın ve Resul'ün hizmetkarlarıdır. Cenab-ı Allah bunu böyle anlamayı nasip etsin, böyle bilmeyi nasip etsin. Biz salih kullardan, meşayih-i izamdan, yani şu yüce silsilenin büyüklerinden bahsetmeye her zaman devam edeceğiz. Biz onların kapılarında bir hizmetkar olmayı, biz onların kapılarında hatta bir köle olmayı, sizin dünyanızın hiçbir makamına ve güzelliğine değişmeyiz. Bunu bilin. Büyüklerin kapısında hizmetkar olmak, onların kapılarının önünü süpürmek, sizin ne makamlarınız, ne paralarınız, ne pullarınız, ne akademik kariyerleriniz, ne de halka anlattığınız yalanların birer vasıtası malzemesi olmakla asla kıyaslanmaz bile. Cenab-ı Allah hakkı hak görüp hakka yapışmayı, batılı batıl görüp batıldan içtinab etmeyi, uzak durmayı hepimize nasip etsin. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Vefat etmiş olan anne babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, hallarımız, teyzelerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımıza Rabbim bu Şaban ayının son günleri hürmetine Rabbim merhamet etsin. Allah-u Teala cehennemden azat etsin. Varsa sıkıntılarını gidersin. Kabirlerinde Rabbimin rahmetini bekleyen, Rabbimin rahmetinden başka hiçbir umutları ve kapıları kalmamış olan müminlerin üzerinden Cenab-ı Allah her türlü sıkıntıyı kaldırsın. Allah cennetinde misafir etsin. Rabbim kabirlerini cennet bahçesine çevirsin. Hastalarımıza Allahu Teala şifa versin. Şu anda ızdırap çeken hastanelerde, evlerde, yatakların üzerinde ağrı ile, hastalıkla, ızdırap ile kıvranan bütün kardeşlerimize, bütün insanlara Cenab-ı Allah şifa versin. Rabbim şifa buyursun. Bizden dua bekleyenlerin duaları ve dua istekleri karşısında Allahu Teala bizleri mahcup etmesin. Rabbim bizi mahcup etmesin. Biz hep onlara dua ediyoruz ama onlardan dua bekliyoruz ve biliyoruz ki duaları kabul edecek olan Allahu Teala'dır. Biz hiçiz ama karşımızdaki Rabbimiz, muhatap olan Rabbimiz Erhamurrahim'indir. Merhametlilerin merhametlisidir. Allah-u Teala borcu olan, sıkıntısı olan, dünyalık derdi olan kardeşlerimize, hepimize sizlere de ferahlık versin. Allah kimseye muhtaç bırakmasın. Allah, Allah'ı seven kullardan eylesin. Onlardan olamıyorsak bile onları sevenlerden eylesin. İmam-ı Şafii öyle diyor. Lestu mine salihin ve lakin nuhibbu salihin. O öyle diyorsa artık biz ne diyelim, siz varın düşünün. Ne diyor? Lestu mine salihin. Ben salihlerden değilim.
Velakin nuhibbu salihin. Ama salihleri seven insanlardanım diyor. Cenab-ı Allah bizi bu büyük zatları sevenlerden eylesin. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah rızası için El Fatiha.